Arzu Tula. Kendisi Arena İletişim Danışmanlığı'nın sahibi. Dilerseniz öncelikle Arzu Hanım'a bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizler de tanıyalım elbette. Ardından da çok hoş bir sohbet bizleri bekliyor olacak. Hoş geldiniz. Nasılsınız Arzu Hanım? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ olun. Sizleri tanımak ve tanıtmak isterim. Arzu Hanım çok kimdir, neler yapar? Tabii tanıtayım. 1981 İstanbul doğumluyum. Ön lisans eğitimi Beykent Üniversitesi Sağlıklı İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde. Lisans ve yüksek lisans eğitimimi de York Üniversitesi pazarlama dalında tamamladım. Evliyim. Bir kız çocuğum var. Harika. Teşekkür ederim. Kocaman oldu artık. Evet, şu anda 8 aylık. Ne kadar güzel. Hızlı bir şekilde zaman büyüyor. O kadar hızlı geçiyor. Kesinlikle. Peki Arzu Hanım, aslında bir nevi iletişim sektörün içerisindeyiz ve günden güne bakacak olursak da hakikaten hızlı ilerleyen, günden güne yenilikleri de takip etmemiz gereken bir noktadayız. Hal böyle olunca biraz şöyle sizi başa götürecek olursam, bu mesleği ve aslında bu sektörü tercih etmenizin bir hikayesi var mı sizin için? Tabii. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra herkes gibi ben de çalışma hayatına adım attım. Çeşitli sektörlerdeki firmaların satış ve pazarlama kadrolarında daha çok yer aldım. Yani özellikle satış ve pazarlama benim alanımdı. Sonrasında 2009 yılında Turkcell markasıyla tanıştım. Burada büyük ekantların, kurumsal firmaların yönetimlerini yaptım. Ve burası gerçekten benim için kurumsal dünyaya adım atmada büyük bir kapı oldu. Çok büyük fırsatlar yakaladım. Özellikle o kurumsal dünyanın dinamikleri inanılmaz bir deneyim ve benim için bir okul oldu. 7 yıllık çalışma sürem oldu orada. Akabinde sizin de söylediğiniz gibi çok popüler bir sektör ve hızlı bir şekilde büyüyor. Özellikle akıllı telefonlar, kullanım oranları yüzde şu anda 80'i geçmiş durumda. Türkiye'deki araştırmalara bakıldığında. Ben de iletişim sektöründe olmalıyım dedim. Ve bu sektöre adım attım. 2016 yılında da Arena İletişim Hizmetleri firmasını kurdum. Harika, iyi ki de olmuş. Teşekkür ederim. Eskiden çok açıkçası lüks gözüyle bakılırdı. Cep telefonu var. Şimdi hepimizin belki en az iki tane cep telefonu var. Hal böyle olunca evet hız kesilmeden ilerleyen bir alandayız. Öyleyse Arenar iletişim ne zaman ve nasıl kuruldu? Sizin için hangi ihtiyaçtayız aslında siz bu adımı atmış oldunuz? Ya şöyle zaten iletişim sektörünün içerisinde yer aldığınızda o dünyanın içerisinde biraz daha hakim oluyorsunuz. Ve çok popüler bir sektör baktığınızda hızlı bir şekilde büyüyor. Ve kullanım oranlarına baktığımızda %85, %90 burada büyüyen bir ivme var. Evet. Ve ben iletişimi seviyorum. Müşteri ilişkilerini seviyorum. Ve bu alanda da pazar payı çok yüksek olduğu için giriş yapmak istedim. Ve işte 2016 yılı itibariyle kurduk firmamızı. Harika. Peki bir anlamı var mı Arenar'ın sizin için? Benim ismim ve soy ismim aslında. Çok hoş olmuş. İnşallah şansı uğru bol olsun diyelim. Teşekkürler. Sağ olun. Bununla birlikte evet siz belki ön plandasınız ama bir gerçek nokta var ki o da çalışma ekibiniz aslında. Her şeyi her ne kadar koordine etmek çalışsanız da etmeye de çalışsanız arkanızda en az sizin kadar siz yokken belki de aynı bayrağı aynı şekilde dalgalandırması gereken kişi veya kişiler olması gerekir. Çalışma ekibinizden de bahsedelim mi? Tabii bahsedebiliriz. Şimdi öncelikle çok genç ve işini çok severek yapan bir ekipten oluşuyor. Toplamda benimle beraber 7 kişilik butik bir ekip aslında. Böyle bir kadromuz var. Her çalışana baktığımızda kendi alanında deneyimli. Yani işini bahsetmiştim. Yani severek yapan, deneyimli. Ve özellikle stres ve zaman yönetimini çok iyi yapabilen. Çünkü bu çok önemli. Yani İstanbul'da yaşayıp belli bir noktadan belli bir noktaya gidip gelebilmek, müşteriyle diyaloğu sağlayabilmek, bu yönetimlerin dengesini çok iyi yapabilen güzel bir ekipten oluşuyor. Kendi motivasyonu da çok yüksek bir ekip aslında. Ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Yani bu bizim için çok önemli. Dolayısıyla bunlar da yani bütün değerlerde bir araya geldiğinde firmayı kesinlikle başarıya götürüyor. Tabii ki. Kesinlikle başarı götürüyor. Ben buna inanıyorum. Ben de sabah başlıyorum. Bu çok yoğun bir tempomuz oluyor. Çok güzel, keyifli bir ortamımız var. Yani inşallah, umarım bu böyle devam eder.
Peki bu noktada hakikaten beyin fırtınası yapıyorsunuz belki de. Her gün yenilikleri yakalamaya çalışıyorsunuz. Bizlerden önce sizden haberdar oluyor. Kesinlikle, açıkçası. Kesinlikle, doğru. Ve ben şunu sormak istiyorum. Hedef kitle, iletişim artık ucu bucağı yok. Çok geniş bir alan, geniş bir elpaze. En küçüğümüz elinde de tabletlerle haşır neşir oluyor. Aslında sizin hedef kitlesi çok geniş bir elpazeden oluşmuyor mu? Kesinlikle öyle. Yani Türkiye'de baktığımızda akıllı telefon kullanım oranları %90. Yani %90'lara ulaşmış. Ve bu %90'ların içerisinde de telefonu alıp bitmiyor. Yani her yıl 2-3 defa telefon değiştiriyor insanlar. Yeniliyoruz. Ve yeniliyoruz. Yani bir üst modeli çıktı, bunu alalım. Bir üst modeli çıktı, bunu alalım. Bu da bizim işimizin bir parçası ve bize getirir sağlıyor açıkçası. Çalıştığımız müşteri grubuna bakılacak olursa da Türkiye'de özellikle İstanbul'da %80, yani tabii %80 İstanbul'da olmak üzere tüm bayiler ve kurumsal müşteriler bizim hedef kitlemiz. Yani bizim müşterilerimiz, şu anda çalıştığımız gruplar. Bunların toplu cihaz ihtiyaçlarını tedarik ediyoruz aslında, özetlemek gerekirse. Çok da eğlenceli bir sektördesiniz. Çok, evet, çok eğlenceli. Hakikaten kesinlikle. Çok hoş bir nokta. Ve bununla birlikte belki çok yeni, bebek gibi görünen şirketimizin tabii arkasında büyük bir mutfakta bilgiler paylaşıldı. Ve artık o bilgilerinizi bizlere aktarma noktasında. Arena İletişim'in diğer firmalardan farkı sizce nedir? Tabii yani bizi farklılaştıran birçok nokta var aslında. Şöyle özetleyebilirim. Öncelikle müşteriye biz çok fazlasıyla dokunuyoruz. Hep iletişim halindeyiz. Yani müşteriyle satışı yaptık ve işte kenara çekilelim değil aslında. Mutlaka iletişim kurup onlara danışmanlık yapıp yol gösteriyoruz. Açmak gerekirse de şöyle. Doğru cihaz ihtiyaçlarını aslında bulmalarını sağlıyoruz. Fiyat karşılaştırması yapıyoruz. Müşteriyle derinleşiyoruz. Sohbet edip bir anlamda dokunmak kesinlikle şu zamanda inanılmaz güzel bir nokta. Müşteriye değer kazandırıyor. Bir danışmanlık yapmak, kesinlikle yol göstermek benim için bir artı. Firmamız adına da öyle. İkincisi de zaman tasarruf sağlıyoruz. Yani nedir? Sipariş verildiğinde noktadan noktaya teslimat. Yani sizin ayağınıza kadar aslında istediğiniz ürünler gelebiliyor. Orada arkadaşlarımız size destek olabiliyorlar, yardım edebiliyorlar. Yerinde destek sağlayabiliyoruz. Bu da şu anda İstanbul'da gerçekten bulunmaz bir nimet. Bu anlamda da güzel. Ve karlılık, yani müşterilerimizin ceplerini de düşünüyoruz aslında bir anlamda. Kendi karlılık oranlarımızı biraz daha böyle belirleyerek, biraz daha aşağılarda tutarak müşterilerimize fiyat avantajı sağlıyoruz. Bu da güvenilirliği sağladığını düşünüyorum. Çok önemli. Kesinlikle. Yani müşterimizin istediği ürünü götürdüğümüzde istediği zaman ödemeyi yapabiliyor. O anda tabii ki. Muhakkak tabii ki belli bir alışveriş kesinlikle. Karşılığında. Bu güzel. Kapıda ödeme seçeneğimiz var. Güvenli bir sistemimiz var kesinlikle. Yani aslında günlük ve anlık çok hızlı. Yani gün içerisinde istediğiniz oranda istediğiniz ürünü temin edip gönderebiliyorum size. Yani bu sizin için güzel. Siz hiçbir şekilde uğraşmıyorsunuz. Bununla ilgili kafa yormuyorsunuz. Özellikle hangi ürünü alacağım vesaire diye düşünmüyorsunuz. Bu anlamda da destek sağlıyoruz. Doğru ürünü buluyorsunuz en azından. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Ki bu noktada belki iletişim bundan sonra başlıyor. Doğru. Hani ürünü aldık, evet, sizin tavsiyeleriniz, anlatımlarınız doğrultusunda ve ihtiyaç doğrultusunda karşılıyoruz. Ama bundan sonrası aslında iletişimin devamlılığı söz konusu oluyor. Doğru. Aslında sizin için önemli nokta, geldiler, ürünü beğendiler, aldılar, gitti değil. Sonrasında da yine arena iletişim tercih edilsin noktası. Zor değil mi aslında bunlar? Ya müşteri memnuniyeti aslında en zor alanlardan bir tanesi. Ama işini severek yaptığınızda gerçekten işin o tarafını biraz da örtbas edebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Neden? Çünkü severek yapılan işte mutlaka bir başarı oluyor. Motivasyonunuz yüksekse mutlaka bir başarı getiriyor. Ya bireysel olarak değil de bir takım çalışması olarak bakıyorum ben bu olaya. Neticesinde bu noktada zaten hizmet sektöründesiniz. O yüzden kesinlikle illaki daha iyi olabilmek için çabalamamız gerekebiliyor. Ve bununla birlikte aslında sizin fırsatlarınız ve özellikleriniz hep bu anlattıklarınızda birebir örtüşüyor. Bununla ilgili yine devam edecek olursak muhakkak ki hedefler, planlar
programlar vardır. Arena iletişim kendini bundan değil bir 5 yıl sonra nerede görüyor? Çok güzel. Bu sorular beni hep heyecanlandırmıştır gerçekten. Yani her şirket olduğu gibi, her şirketin düşündüğü gibi biz de büyümeyi çok fazlasıyla önemsiyoruz. Büyümekten kasıt da aslında şöyle yani çalışanların ve müşterilerin mutlu olduğu dengeli bir büyüme. Yani her iki tarafında memnuniyetinin olduğu dengeli bir büyümeden bahsediyorum. Sağlam adımlarla ilerlemekten bahsediyorum. Arka tarafı doldurarak ilerlemekten bahsediyorum. İstanbul'da mesela daha sonrası için belki bir yıl, belki iki yıl biraz daha büyüyerek daha farklı İstanbul'un daha farklı noktalarında da yine aynı bu hizmeti vermeye devam etmek istiyoruz aslında. Süper. Bununla birlikte gençlere tavsiyeleriniz neler olacaktır? Hizmet sektörü, iletişim sektörü sürekli gelişen, değişen, ayak uydurmamız gerekir ama hiçbir şey göründüğü gibi değil dediğiniz gibi. Bir de arka penceresi var. Arka mutfağı illaki zorlukları vardır her meslekte olduğu gibi ama sizin o bilgiler, birikimler doğrultusunda gençlerimize veya bu mesleği tercih etmek isteyenlere tavsiyeleriniz neler olacaktır? Şöyle söyleyebilirim, satış ve pazarlama aslında bütün sektörlerde lokomotiftir bana göre. Çünkü olmazsa olmazlardan bir tanesi ve bunun için de, bunu desteklemek için de müşterilerle iletişim çok önemli. Yani hayatımızın her alanında iletişim gerçekten çok önemli. Bugün telefonsuz yaşayamıyoruz. Yani bugün telefonumuzu evde unuttuğumuzda mutlaka geri dönüyoruz ama cüzdanımızı unuttuğumuzda geri dönmüyoruz. Tamam diyoruz, bir şekilde halledebiliyoruz. Çünkü akıllı telefonların içinde bütün aplikasyonlar var. Mutlaka hepsini kullanıyoruz. Dolayısıyla iletişim sektöründe yer almak aslında bir anlamda çağda ayak uydurmak. Kesinlikle. Hızlı ilerlemek, daha dinamik bir tempoda çalışmak. İletişim güzel. Bence iletişim sektörünü gençler tercih etsinler. Önü açık. Ve bu yolda ilerlesinler, kesinlikle önü açık. Harika, severek isteyerek yaptıktan sonra zaten başarı gelecektir. Çünkü sizi anlatırken gözlerinizin içi parlıyor. Ne kadar güzel, insanın severek isteyerek yapması ve başarı da zaten gelip tercih noktası sağlanacaktır. Hepsi bir zincirleme aslında. Doğru. Sizlere peki nasıl ulaşabiliriz bizler? İnternet sayfamız var. arena.com.tr. Buradan ulaşabilirler. Buradan siparişleri de verebilirler. Artı telefon numaralarımız var. Onda kolaylıkla ulaşabiliyorlar aslında. Evet, kolaylıkla ulaşabilirler. Artık beğendiğimiz, hayal ettiğimiz bir şeye bakıp gördüğümüzde tek tıkla kafamıza kadar gelebiliyor. Bu da arena iletişiminin farkı olsa gerek diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum size Arzu Hanım. Nice güzel başarılarınızı her daim isminizi, imzanızı görmek dileğiyle kolaylıklar diliyorum elbette sizlere de. Çok mersi. Değerli konuğumuz efendim, Arena İletişim Danışmanlığı'nın mimarı, sahibi Arzu Tula bugün bizim programımızdaydı. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.